Merhaba canım takipçilerim, hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler ve mucizeler, şifalar sizlerle birlikte olsun. Bu can hepinizi çok seviyor. Sizi seven bir can. Şimdi Türkiye gündemiyle ilgili konuşacak olursak eğer, ben biliyorsunuz her zaman farkındalık ve aydınlanmadan yanayım. Ve şu ana kadar söylediğim bütün her şeyle ilgili ne kadar çok şey çıktığını, olduğunu biliyorsunuz. Bazı insanlar mesela bazen görüyorum, aşağıdaki yorumlarda şeylerde hiçbir şey bilemedin diyorlar. Nasıl bilemedin ya? İnternete yazsan Google'a Can Aydoğmuş her şeyi bilen adam diye. Postada, Hürriyet'te falan hakkında çıkmış makaleler, yazılar, upuzun yazılar var. Bir sene içinde 200'den daha fazla olayı bildiğime dair kanıtlı yazılı tarihleri yerleriyle birlikte söylediğim bir sürü şeyin çıktığına dair. Korona ile ilgili de benim söylediğim her şey oldu. Şu ana kadar bir sürü şeyle ilgili söylediğim her şey oldu. Futbolla ilgili de, bir sürü takımla ilgili de söylediğim her şey oldu. Bitcoin'in 4 kere yükselişini bildim. Deprem tarihlerine, ondan bundan bir sürü şeye kadar hepsini. Ondan sonra tabii ki de astroloji 160 bilebilir. Benim de bildiğim, bilemediğim şey olabilir ama şimdi Seftir Son çok güzel bir lafı vardı. Girdiğin yerde dedi bana, bir halkın ya da işte olan insanların %90'ı mutluysa işini doğru yapıyorsun demektir. Benim söylediklerim çoğunluğu zaten %95'i ya da %90'ı da bilmiyorum, %60'ım ama çok sayıda, şu ana kadar hiç kimsenin bilemediği kadar çok sayıda şeyi, söylediğim şeyin olduğu ortada, net. O yüzden bu konuyu burada kapatalım. Tamam, tamamen açık ve net bir konu. Yani çok net. Şimdi önümüzdeki dönemde zaten Türkiye'nin gündemiyle ilgili çok ciddi bir değişime ve dönüşme doğru Türkiye gidecek ve şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin özellikle haritasına baktığımız zaman, şu anki haritasında karşımda, haritasına baktığımız zaman bu 2023'ün aralığının başından itibaren Rahu ve Ketu, yani kuzey ve güney düğümleri Türkiye'nin 11 ve 5. evinden 10. ve 4. evine geliyor. Yani ne demek? Türkçe meali. Daha önce Türkiye'nin güneşinin ve bir sürü gezegeninin üstündeydi Ketu. Bu da çok ciddi anlamda bir enerji düşüklüğü, zorlama, ateş, orada bir baskı, bir sürü sıkıntılar veriyordu. Ve Türkiye'nin üretim yaratımı ile ilgili de olumsuz yönde etkiliyordu. Çünkü 5. ev üretme yaratma evi. Türkiye'nin en yoğun, en dolu olan evi 5. ev zaten. Türkiye fabrika gibi üreten, yaratan bir yer. Şarkı sözleri de bizden çıkıyor. Bütün çevremizdeki ülkeler bizim çıkardığımız şarkı sözlerinden faydalanıyor, dizilerden faydalanıyor. Bütün ürettiğimiz, yarattığımız diziler ve her şey şu an bütün dünyaya mal olmuş bir durumda. Ben yurt dışında yaşadığım için, siz Türkiye'de bazı insanlar farkında değil, ben yurt dışında yaşadığım için çok farkındayım. Kanada'da yaşadığım için. Burada insanlar, şimdi bunun altına biliyorum, bununla ilgili olumsuz şeyler diyor. Gelmesinler ülkemize, bilmem ne geliyorlar da ne oluyorlar bilmem ne diyeceksiniz. Ne derseniz deyin arkadaşlar. Sonuç şu, Türkiye geleni gideni, ben göçmenleri, onunla bununla ilgili yorum yapmıyorum. Ben farklı bir yorum yapıyorum, tamam mı? Her şeyi negatif yorum yapmayın. Ayıp, yeter. Söylediğim bir şeyi de bir yerinden pozitifinden alın yani, tamam mı? Kalbimdeki, içimdeki sevgiyi, iyiliği bilin. Tamam, pozitif yönlendirmeye çalıştığını bilin. Her şeyi negatif yorum yapmayın. Böyle kapılara girmeyin. Ben de böyle şeyler, ben de böyle mücadeleye girmeyin. Böyle bir enerjiye girmeyin ben de. Şimdi, bütün... İşte Rusya'sından Araplarına, işte hatta işte bütün Pakistan'ından, Afganistan'ından, İran'ına, Yunanistan'ına, Doğu Avrupa'sına, hepsi ve bir sürü orada işte Macaristan'ın oyu buyu, bilmem nesi, Romanya'sı oyu buyu, bizim müziklerimizden, bizim dizilerimizden, bizim her şeyimizden çok ciddi anlamda etkileniyorlar. Tamam mı? Çok ciddi anlamda etkileniyorlar ve çeviriyorlar, kullanıyorlar. Bizim dizilerimiz, bizim filmlerimizle yaşıyorlar. Bizim şarkı sözlerimizi, bizim müziklerimizi alıyorlar, kullanıyorlar. Çok ciddi anlamda hepsinde çok büyük bir etki yaratmış durumdayız. Neden? Çünkü üretim evimiz çok dolu. Şimdi geçtiğimiz dönemde bununla ilgili zor bir dönemdi. Şimdi o yüzden Türkiye'nin kariyer hayatında, üretiminde, yaratımında çok ciddi anlamda bir açılım ve bir artış olacak. Çok ciddi anlamda. Ev, toprakla ilgili bazı konular var. Ondan sonra ben önümüzdeki dönemde özellikle 2023'ün, bunu söyleyeceğime inanamıyorum ama 2023'ün aralığının başından itibaren 2025'in Mayıs'ına kadar olan süreçte Türkiye'deki ev ve toprak konularıyla ilgili bir değişim olacağını düşünüyorum. Şimdi ben normalde Türkiye'ye çok daha fazla ve daha fazla yatırım geleceğini düşünüyorum. Ve Türkiye'de de aynı zamanda
ev fiyatlarının daha fazla artması lazım, tamam mı? Ve bundan sonra artarak gidememesi lazım. Ama Ketu geldiği için, şimdi bunu söylüyorum ama çok emin değilim ama yazacağım, bununla ilgili bir üstüne çalışacağım. Ketu geldiği için orada dördüncü evde topraklara bir ateş, bir yoğunluk, bir mücadele, bir agresyon da tabii verir. Ama Ketu geldiği için orada ev konuları, bunlarla ilgili bir düşüş, eve yönelmektense işe yönelim bir yatanışa. Bu ele ev fiyatlarını düşürür mü? Çok emin değilim. Bununla ilgili düşünüp özellikle şey yapacağım. Ama yani 2023'ün aralığının başıyla 2025'in Mayıs arasında ev fiyatlarıyla ilgili geçici de olsa bir düşüş ya da bir şey olabilir. Ya da bir şey çıkar. Bir mesela bir kredi ödeme sistemi. Bir şey çıkabilir. Ya da başka bir yerde bir evler, daha uygun fiyata bir evler, daha uygun fiyata bir topraklar. Ya da daha rahat bir ödeme kolaylığı. Ev al, evle ilgili bir şey olabilir. Ama ev fiyatlarının düşüşü olur mu? Bununla ilgili özellikle düşüneceğim, bakacağım. Çünkü Ketu geldiği zaman aslında orada bir azaltma yapar. Yani eve toprağa olan yöneliminden bir azaltma yapar ama daha çok işe yönelik bir şeyi arttırıyor. Yani Türkiye'nin kariyer işle ilgili artacağını, Türkiye'de şirket açılımlarının artacağını, Türkiye'de iş açılımlarının artacağını gösteriyor. Nasıl şirket açılımı artabilir acaba? Yani bir şey olacak da yurt dışından bir sürü insan buradan şirket mi açmak isteyecek acaba Türkiye'den belli bir oranda, belli bir şeyde şey yapınca? Aynı zamanda şirketlerde ve iş yerlerinde bir büyüme olacağını, Türkiye'nin iş alanlarında bir büyüme olacağını, Türkiye'nin devletinin kasasındaki parada bir artış olacağını, Türkiye'nin iş, itibar, bilinirlik, dışarıya karşı gösterişte bir yükseliş olacağını gösteriyor. 2023'ün aralığının başıyla 2025'in Mayıs arasında, yani Türkiye'nin itibarında bir yükseliş olacağını gösteriyor. İtibarının artacağını ve dışarıdan çok daha fazla görüneceğini gösteriyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? O yüzden göreceğiz. Hep beraber. Ondan sonra ya yani hep beraber göreceğiz nasıl bir şey olacak acaba. Heyecanla bekliyorum. Göreceğiz. Tabii ki devletinde kesinlikle bir değişim olacak. Devlet yönetiminde kesinlikle bir değişim olacak. Şimdi bak mesela CHP ile buradaki değişim başladı. Zaten CHP'deki değişmesi çok önemliydi. Kilitti o. Buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na saygılarımı yolluyorum. Bir şekilde yaptığınız her şey için çok teşekkür ediyorum. Ama en son yani ben bile sosyal medyamda, YouTube kanalımda nedir onu söylemediğimi bırakmadıysam her şeyde bir hayır, her şeyde. Şu ana kadar temsil ettiğin şeylere de çok teşekkür ediyorum. Ama bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Bıraktığınız için de CHP'ye ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Buymuş zamanı ama bizim öğretimiz de buymuş. Yani Satürn şeyle birlikte ama işte burada da bir şey olmuyorsa olmuyor. Yani bir şey olmuyorsa bir denersin, iki denersin, üç denersin, dördüncüye akışına bırakırsın artık. Ya da çekilirsin, orada başkası gelsin yapsın dersin. Ya da bilmem ne dersin. Anladın mı? Bu da hayatta bir ders. Bu da hayatta bir şey. Herkesin farklı dersleri var. Herkesin farklı şeyleri var. Herkesin alması gereken dersler var. Bu da böyle bir şey. Ondan sonra bunu da ayrıca söylemek istiyorum. Evet. Türkiye'de böyle bir konu var. Yani önümüzdeki dönem. Tabii ki de 2023'ün aralığının başından itibaren Ketu Türkiye'nin toprak evine girdiği için orada bir böyle şey verebilir. Böyle bir etki verebilir. Bir değişim verebilir, bir açılımlar verebilir, bir şeyler verebilir. Ondan sonra yazacağım. Yazacağım. Bununla ilgili özellikle bir yazı yazacağım. Ama yani hemen vermez diye düşünüyorum ya. Ama yazacağım. Bununla ilgili özellikle yazacağım. Emin değilim. Bir bakacağım ona yazacağım. Ama kesinlikle iyi olacak. Sonrasında kesinlikle çok iyi olacak. Zaten ocağın başında Jüpiter düz dönmeye başlayınca Türkiye'de orada bir açılım ortaya çıkartacak. Zaten Şubat 2024'ün Şubat'ının itibaren ben Türkiye'nin devletinin yönetimindeki değişimin çok daha yükseleceğini, çok daha net somut bir şekilde kendini göstereceğini düşünüyorum. Ondan sonra Şubat'ın itibaren 6 ay diye düşünüyorum. Göreceğiz hep beraber bakalım. Zaten şu an şu 5 Kasım'da bir düz dönmeye başladı. CHP'deki değişim başladı. Şimdi 2025 Mayıs'ına kadar kesin değişecek de ondan sonra değişmediği olmamış Türkiye tarihinde. Şimdi göreceğiz bakalım. Ben daha erken 2024'te olur diye düşünüyorum.
Görelim. Evet canım takçıyım. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizler birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Seven bir can. Aşağıya yorumlarınızı, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle böyle benim canım takipçilerim, Jüpiter üyelerimden böyle güzel sözler, güzel şeyler okumayı çok seviyorum. Güzel böyle yorumlarınızı, güzel pozitif şeylerinizi alınca bana motivasyon oluyor. Enerji oluyor. Verin gazı. Sevin beni. Beni sevin. Sizi seven bir can. Bütün güzel güzel kadar sevgiler sizinle birlikte olsun. Hoşçakalın.